Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizin konusu sünnet hakkında olacak. 11. lem'a. 11. lem'a Barla'da 1933'te Türkçe olarak terif edilmiş. Ezama Hazretleri Barla'da sürgündeyken o istidat döneminde bu lem'a yazılmıştır. Mirkatü sünnet ve tiryaku marazul bid'a. Mirkatü sünnet, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sünnetine uymanın dereceleri. Tiryaku marazul bid'a ise dinin aslına uymayan hastalıklar, illetler, marazlar, bunların panzehiri 11. lemat. Evet, evvela sünnet nedir? Sünnet, Allah'ın insanlardan uyulmasını istediği bir hayat tarzıdır. Sünnet ise niye ise Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ahvalinden ve efalinden ortaya çıkan bir hayat modelidir. Bu modelin en üstün yönü Allah'ın bundan memnun ve razı olması. 11. lema sünnet-i seniyye risalesidir. 11 nükteden ibaret. Kısmet olursa 2-3 nükteyle dersimizi devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ مَعَلِي Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Cenab-ı Allah Rabbül Alemin'dir. Burada çoğul eki kullanmış. Ey insanlar! Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Evet, şefkat ve rahmet peygamberi. Cenab-ı Allah Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe suresi. Şu ayetin birinci makamı minhacü sünnet, ikinci makamı mirkatü sünnettir. Minhacü sünnet, Hazreti Peygamber'in gittiği ve emrettiği şeriat yoludur. Mirkatü sünnet ise Peygamberimizin aleyhisselam sünnetine uymanın dereceleridir. Ben tevellu fakul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Mali, ey peygamber, eğer insanlar senden yüz çevirirse sen de ki Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim, yüce arşın Rabbi de odur. Devamında kul in kuntum tuhibun Allah fetebi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ali İmran suresi. Bu iki ayet-i azimenin yüze noktasından 11 noktası icmalen beyan edilecek. Birinci nokta, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti ende fesadi ümmeti ve lehu ecru mi'eti şehidin. Yani fesadi ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yapışsa 100 şehidini, ecrini, sevabını kazanabilir. Fesadi ümmet İslam toplumunun bozulması, imanın zayıflaması, ibadetin terk edilmesi, günahların yayınlanması ve çoğalması gibi fesadi ümmet zamanında bunlar meydana geliyor. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba, tabi olma mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bid'aların, bid'a dinin aslına uymayan adetler.
hususan bid'aların istilası zamanda sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-i ümmet zamanda sünnet-i seniyenin küçük bir adabına muraat etmek, itaat etmek, tabi olmak ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getirir. O itardan, o hatıra bir huzur-i ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi muraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a itibarını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatına gelir ve ondan şari'i hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, Cenab-ı Allah'a kalbi yönelir, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sıra binaen sünnet-i seniye ittibayı kendine adet eden, adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü sermayedar, semeredar ve sevaptar yapar. Evet, bunu özet olarak şöyle bir açıklama gerekirse, birinci nüktenin Cenab-ı Allah ibadetlere teşvik etmek ve ravaj vermek için bazı şeyleri gizli tutuyor. Mesela nafile namazları içinde öyle bir namaz vardır ki kim bu namaza tevafuk ederse hac kadar sevap kazanır. Hakikat noktasında o nafile namazlardan birisi hac kıymetindedir. Fakat hangisi bilinmez. Ama kılınan bütün nafile namazlara hac kıymetinde demek doğru da değildir. Fesad-i ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Hadisinden de benzer bir mana hükmediyor. Yoksa tatbik edilen her sünnete 100 şehit sevabı verir diyerek şehitlik sevabını bütün sünnetlere teşmil etmek, şehitlik gibi yüce bir makamı hafife almayı netice verir. Evet, önemli olan insan bütün ömrünü sünnete tabi olarak hareket etmesi lazım. Yani sünnet-i seniyeye ittiba kendine adet eden, adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir. O zaman 100 şehidin ecrini kazanma ihtimali yüksek olur. İkinci nükte, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh demiş ki, ben seyri ruhanide kat-i meratib ederken tabakat-i evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibai esas-ı tarikat ihtiyaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları, en düşük insanları, âmi evliyaları sair tabakatın hasrilerinden daha muhteşem görünüyor. Evet, Bezama Hazretleri diyor ki, evet, Mucedid-i Elfesani İmam-ı Rabbani radıyallahu anhu hak söylüyor. Sünnet-i seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli gölgesi altında mekam-ı mahbubiyete mazhar. Evet. Dördüncü noktaya geçiyoruz. Bir zaman Rabıta-i Meften ve El-Mevtu Hakkun, yani ölüm kesin bir gerçektir. Gaziyesindeki, hükmündeki tazikten ve alemin zeval ve fenasından, alemin yok olmasından gelen bir haletli ruhiyeden kendimi acı bir alemde gördüm. Baktım ki
Ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük vazifenin, cenazenin başında duruyorum. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabine, geçmiş kabine giren ziyaret mahlukatın heyyet-i mecmuasının cenaze-i maneviyesi başına bir mezar taşı hükmündedir. Evet, birisi benim hayatımla alakadar ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın heyyet-i mecmuasının cenaze-i maneviyesi başına bir mezar taşı hükmündedir. İkincisi, küre-i arz mezaristanında, geniş manada şimdi alıyor, nev-i beşerin hayatıyla alakadar enva-i zihayatın bütün hayat zihayat sahiplerinin heyyet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk sinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karınca. O zaman Hazretleri burada kendi küçük bir misal olarak veriyor. Örnek veriyor ki karınca misali vermiştir. Üçüncüsü şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkak kul vuku kesin olduğu için nazarında vaki hükmüne geçti. O azim cenazenin sekeratından dehşet ve vefatından bed, şaşkınlık ve hayret içinde kendimi görmekle beraber istikbalde de muhakkak kul vuku kesin olan vefatım o zaman vuku buluyor gibi göründü ve fe ente ve lev eğer senden yüz çevirirlerse Tebe suresi ilahi sırrıyla bütün mevcudat, bütün mahbubat benim vefatımda bana arkalarını çevirip beni terk etti. Yalnız bıraktılar. Hassız bir deniz suretini alan ebed tarafındaki istikbale ruhum sevk ediyor. O denize ister istemez atılmak lazım geliyor. İşte o pek acil ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle fe ente ve lehu fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim mali eğer insanlar senden yüz çevirirse sen de ki Allah bana yeter ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur ben ona tevekkül ettim Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Tebe suresi. Ayeti imdadıma yetişti ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh kemali emniyetle ve sururla o ayetin içine girdi. Evet, anladım ki ayetin mana esarihinden açık olan başka bir mana işaresi beni teselli etti ki sükunet buldun ve sekinet verdin. Evet. Nasıl ki manayı salihi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama der, eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip çekilip Kur'an'ı dilemeseler merak etme. Ve de ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı her şeyi muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar. Öyle de mana işaretiyle der ki ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi eğer bütün mevcuda seni bırakıp fena yolunda Adem'e giderse, eğer zihayatlar senden mufarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristan'a giderse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulmata düşerse merak etme. De ki Cenab-ı Hak bana kafidir. Madem o var, her şey var.
Ve o halde o gidenler Adem'e gitmediler. Onun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o arş-ı azim, o büyük arş sahibi nihayetsiz cunud ve askerinden başkalarını gönderir ve mezaristana girenler mahvolmadılar. Başka aleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir ve dalalete düşenlere bedel tarık-ı hakkı takip edecek mutti kullarını gönderebilir. Madem öyledir, o her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz. Madem öyledir, her şeye bedeldir. Bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der. İşte şu mana işari vasıtasıyla bana dehşet veren üç mütti cenaze başka şekil aldılar. Yani hem hakim, hem rahim, hem adil, hem kadir bir zat-ı Zülcelal'in taat-i tedbir ve rububiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde hikmet numa bir seyran, ibret numa bir cevelan, vazifedarane bir seyahat suretinde bir seyr-ü sefer gidip gelme bir terhiz ve tanziftir ki öylece kainat çalkanıyor, gidiyor, geliyor. Evet. Buna da şöyle bir bunu da bir özetleme gerekirse insan kainatın küçülmüş bir misali olduğundan hususi bir alemdir. İnsan kainatın küçülmüş bir misali olduğunda hususi bir alemdir. Ve bu alemin mihenk taşı insanın kendi hayatıdır. Bu maddi ölüm ile bittiği zaman o hususi alem de çöker. İnsanın cansız canavarısı bu hususi alemin bir mezar taşı olur. İnsanın bu hususi alemi bütün kainat ve mahlukat ile alakalı olduğu için bir cihette bütün kainatın da merkezi olur. Haliyle insan öldüğü zaman o hususi alem yer ile yeksan oluyor. Dolayısıyla insanın kendi hususi dünyası da bu aleme mezar taşı oluyor. Ve zaman Said Nursi Hazretleri baktım ki ben bir cenazeyim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum diye bir tasavvurda bulunmuş. Üç mezardan birincisi ve zaman kendi şahsi hayatına taalluk eden eş, dost, akraba ve ahbaplardan vefat etmiş olanların başında bir mezar taşı gibi olduğunu söylüyor. Bu hususi alemi mezar olarak kabul edersek insanın cismi de bu mezarın taşı hükmündedir. Üç mezardan ikincisi dünya büyük bir kabristandır. İçinde bulunan bütün hayat sahipleri ise bu mezara girmeye mahkumdur. Herkes ölecek ve bu mezara girecek. Ne zaman birincisine nispeten daha geniş ve umumi bir dairede ölümün hakikatini tefekkür ediyor. Kendi cenazesini de vefat eden bütün insanların mezarında bir mezar taşı hükmünde görüyor. Üç mezardan üçüncüsüne gelince Bezzaman Hazretleri bütün kainatın kıyamet vaktindeki ölümünü gelmiş gibi düşünüp her şeyi silip gittiğini tefekkür ediyor. Bütün kainat büyük mezar hükmünü aldığını ve kendisinin de bu mezarlıkta bir nokta gibi olduğunu düşünüyor. Evet, Risale'de karınca hükmünde olduğunu söylemişti. Bir nokta, küçük bir nokta olduğunu düşünüyor. Çaresizlik içinde iken iman ve Kur'an'ın onun imdadına yetiştiğini, o haletten nasıl kurtulduğunu ve ölümün hiçlik ve yokluk olmadığını anlatıyor. Hulasa-i kelam,
Bu üç mezardan biri Bezzaman Hazretleri'nin kendi mezarı, biri bütün insanların mezarı, biri de bütün kainat mezarı. Bütün kainatın mezarı. Evet. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede zahirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam teselli ederken ramzi ve işari olarak da iman ve Kur'an davasında eza ve cefaya maruz kalan bütün ehli imanı da teselli ediyor. Burada yine Allah Resulü Aleyhisselam bize bir model ve rehber olarak gösteriliyor. Yani biz bir takım sıkıntı ve kederle karşılaştığımız zaman modelimiz yine Allah Resulü Aleyhisselam ve onun sünneti olacak. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davahu enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.